Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Flame 8'in ayarlarını sizlere tanıtmak. Mezun ekran kayıt programı sıkıntılı olduğu için arkadaşlar kayıt edemiyorum. Yani senkron sorunu yaşıyorum. Bir görüntü ileride, ses geride, değişik şeyler. O yüzden şöyle bir kayıt almayı düşündüm. Umarım da faydalı olur arkadaşlar. Evet, şimdi ayarlara giriyoruz. Sim ve ayarlardan başlayalım. Sim ve ayarlarda arkadaşlar ilk başta sim kartımızın ismini değiştirme var. Flame 7 için rehberini çekmiştim. İnternetimizi buradan açıp kapatıyoruz. 2, 3 ve 4G şeylerimiz var. Voltellerimiz yine var arkadaşlar. Flame 8 sürümünde. Diğerleri zaten mevcut şeyler. VLAN kısmına girdiğimiz zaman arkadaşlar bildiğimiz şeyler yine burada. Advanced kısmından ağ ekleme, işte beleş internet, pertüper gibi şeyleri yapabiliriz arkadaşlar. Evet. Şimdi bir geri gelelim. Portable spor kısmına girdiğimiz zaman arkadaşlar internetimizi paylaşmamız için bunu açmamız lazım. Şimdi kapatalım. Buradan arkadaşlar set VLAN setting dediği şeyden telefonumuzun ismi, yani modem yapacağımız isim, security kısmını ve band aralığımızı buradan seçebiliriz arkadaşlar. 5 GHz AC destekli olan cihazlarda 2.4, diğer hepsinde var arkadaşlar ABGN diye geçenlerde. Mesela bir kişiye limit belirleyebiliriz. Arkadaşınız falan olur, işte bana şu kadar megabayt lazım, verir misin? Al sana 100 megabayt, fazlasını harcama çünkü bana da lazım diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir geri gelelim. Bluetooth kısmında pek bir şey yok zaten, söyleyecek bir şey yok Bluetooth kısmı için. Mor kısmı işte uçak modu, VPN, cast screen ve VLAN sharing olayları burada var arkadaşlar. Daha sonra detay girelim istersen. Şu an böyle çekiyorum, baya bir zor. Gecenin 3'üne gelmek üzere saat. Biraz sıkıntılı benim için de. O yüzden hızlı hızlı geçiyorum. Umarım da faydalı olur sizler için de. Evet, ekran ve parlaklık kısmına geliyoruz. Otomatik parlaklığı bunu açıp kapatabiliriz. Otomatik kilit, göz modu, yani göz koruma modu, night mod. Şöyle night modu enable yaptığımız zaman tamam, siyah oluyor arkadaşlar. Şurası da filan zaten. Bu şeydi arkadaşlar, Flame Lab'ın içindeydi. Flame Lab'ın içinden çıktı arkadaşlar, yani nihai sürümüne kavuştu. Şimdi değil abi. Renk sıcaklığı ayarlama, ekran zoom ve yazıların küçültme filan buradan yapılıyor arkadaşlar. Easy mod, yaşlı arkadaşlarımız için, gözlerinde sıkıntı olan arkadaşlarımız için buradan easy mod, kolay modu açabilirsiniz arkadaşlar. Auto rotate zaten yan sağ sol çevirdiğimiz zaman dönen kısmı aktif ediyor arkadaşlar. Ses ve titreşime girdik arkadaşlar. Buradan sessiz alabilirsiniz, dilerseniz açabilirsiniz. Titremeden önce bir titreşim ya da zil sesini arttırarak, yavaş yavaş arttırarak açabilirsiniz. DND modu, Do Not Disturb bölümünü buradan açabilirsiniz arkadaşlar. Yalnız bunu açmakla bitmiyor. Buradan ayarlayacaksınız. Kim bana ulaşsın, kim bana ulaşmasın, onları tek tek yapmanız lazım arkadaşlar. Buradan da diğer bildirimleri falan açabilirsiniz. Zil sesi güzel arkadaşlar. Ben zil sesini sizlere dinlettireceğim ama durun bakalım nasıl olacak. Dur dinlettireyim size. Tekrardan geldim. Zil sesi güzel arkadaşlar. Sıkıntısız bir zil sesi var. Evet, sistem sesleri ve titreşimi buradan açabilirsiniz. Şarj sesi, işte ekran resmi sesi falan buradan açılıp kapatılabilir. Ben fazla sevmediğim için kapatıyorum. Genelde bunların hepsini sıfırla bırakıyorum. Ana ses ve titreşim şeyi arkadaşlar. Bu buradan değişik bir şey, bu nereye açıyor bilmiyorum. Bu da şurada telefona dokunduğumuz zaman her dakika titreşim veren motor, ben de sevmediğim için off yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bir geri daha gelelim. Tamam, ve duvar kartları kısmına geldik. Bu kapalıyken bunu açarsanız her kişinize bir avatar atıyor arkadaşlar. Daha sonra wallpaper changer kısmına giriyoruz. Bu şey arkadaşlar, kilit ekranında şunu yaptığımız zaman bu otomatik olarak duvar kağıdı atıyor arkadaşlar. Şimdi geri gelelim. Şimdi karanlık olduğu için de yüzüm de okumuyor. Evet, tekrardan geldik temalar ve duvar kağıdı bölümüne. Wallpaper'ların içinde arkadaşlar dinamik wallpaper var. Dinamik wallpaper'ı aktif edersek ne olur? Hepsi için yap. Dinamik wallpaper bu arkadaşlar. Oynayan şey neydi adı? Duvar kağıdı. Kilit ekranda ise böyle. Gördüğünüz üzere değişik bir yapısı var.
Şarj götürür mü? Götürür. Merak eden arkadaşlar için söyleyeyim. Bir arkadaş şey demiş, duvar kağıdını falan değiştirsen şu filmi yazıları gider demiş de gitmedi bende. Bendeki şans. Evet. Şimdi wallpaper'ları geçelim. Boş dinamikte kalsın. Buraya da attıktan sonra arkadaşlar Navigation ve Multitask bölümüne giriyoruz. Navigation bar, yani alt kısımdaki şeyi açabiliriz. Android tuşlarını, sanal tuşlarını açabilirsiniz. M-Back yeniden zaten var. Smart Touch ben kullanıyorum. Tek dokunuşla şu ana menüye, ana tuşa. Ben M6 Note kullanıyorum arkadaşlar. Home tuşuna bir defa dokunduğumuzda ne olacağını söylüyor. İşte klavyeyi gizle sadece. O açık bende. Şimdi arkadaşlar şu ayarı size göstereyim. Nerede bu? Ha. Burada. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl ayarlayabilirsiniz? Sizlere onu göstereceğim. Navigation ve Multitask altında Up Small Window var arkadaşlar. Buna basın. Bunu kapatırsanız kapanır. Açarsanız açılır. Buradan şey yapabilirsiniz. Ekleme çıkarma yapabilirsiniz. Mesela Translate'i çıkartıp Gmail'i falan koyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yaptığımız zaman zaten gördüğünüz üzere Gmail gözüktü. Ama şöyle beklerseniz şuradan istediğinizi falan seçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben çıkayım yeniden. Şu Gmail'i sileyim. Onun yerine Translate'i yeniden ekleyeyim. Çünkü lazım oluyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. O kadar Çince olduğu için emin değilim. Ne olduğuna dair bir bilgim yok. Şuradan boyut şeyini ayarlayabilirsiniz. İşte üstte mi dursun, altta mı dursun? Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şurası yeterli mesela. Bu gösterime arkadaşlar şu show side bar derseniz şuradaki bar gözükür. Kapatırsanız gözükmez. Nerede olduğunu hatırlıyorsanız mesela şuradaysa basarsanız çıkar arkadaşlar. Açık ya da kapalı olması sizinizde. Sağda mı solda mı onu seçebilirsiniz. İşte sola atadığınız zaman şuradan çıkabilir arkadaşlar. Onu yine ayarlayabilirsiniz. Ben sağ elimde olduğu için sağ yaptım. Şimdi onu da ayarladık. Gesture Wake Up Accessibility'nin içinden buraya gelmiş arkadaşlar. Çift dokunmayla ne olsun, işte menü pay açılsın, kamera açılsın, müzik açılsın filan. Ana tuşa basın tuttuğumuzdan olsun, aktif Smart Voice açılsın. Onu ben size göstereceğim arkadaşlar. Onu değişti artık o. Onu aşağıda göstereceğim. Navigation ve Status Bar kısmına girdikten sonra burada bildirimlerle ilgili bir şeyler var arkadaşlar. Kilit ekranında bir şey var. Bu Çince'nin olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Burada her şeyi göster. Tüm bildirimleri gösterir, gösterme var. Gizliye önem veriyorsan göstermeyeceksin. Bu açık olduğu zaman arkadaşlar bildirim geldiği zaman ekran yanıp söner. Kilit ekranda müzik kontrolü, işte Access Notification Sheet. Büyük ihtimal kilit ekranda şu bildirim çubuğunun inmesi arkadaşlar. İnternet hızımızı burada gösteriyor. Burada battery passage, yani bataryanın şekilleri değişebiliyor arkadaşlar. Mesela en üstteki normal klasik, ortadaki şöyle, en alttaki ise şöyle. Yani ben gözümün alıştığı şekilde şöyle kullanmak istiyorum arkadaşlar. Şu üst kısımdan biraz hani şey etmek istiyorsanız, kazanmak istiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Bir geri gelelim. Burada anlatmadığım bir şey kaldı mı? Yok. Parmak izi, yüz ve güvenlik arkadaşlar. Parmak izi çalışıyor. Yüz izi çalışıyor. Vault'umuz var. Gizlilik modumuz, misafir modumuz var arkadaşlar. Root var. Root'un olması da güzel. En altlarda zaten bilmeyen şeyleri açma var. Kaynakları açma var. Yani detaylı şeyler eklenmiş arkadaşlar eskisi gibi. Source Emergency'lere pek girmiyorum, nasıl kullanacağımı bilmediğim için arkadaşlar. Girmek istemiyorum. 5 kere açma kapatma tuşuna bas diyor da bir şey olmuyorsa ekran açılıp kapanıyor. Ve güzel bir özellik arkadaşlar, dijital sağlık geldi. Şimdi dijital sağlıkta ne var arkadaşlar? Ben telefonu kasa kullanıyorum. Ne kadar sosyal medyada gezmişim o var. Yani programları ne kadar kullandığımı gösteriyor. Mesela WhatsApp 37 dakika kullanmışım. Basalım. Yani Telegram 16 dakika, Weibo 5 dakika, temaları 2 dakika filan. Telefonu ne kadar elime almışım arkadaşlar? 1 saat içinde telefonu 10 defa elime almışım, 2 ile 3 arasında. Zaten şu anda hala elimde olduğu için sayıyordur büyük ihtimalle. Böyle telefonu kaç kere aldın galiba? Pick up phone. İngilizcesi yorulanlar çevirsin bunu benim adıma. Kaç tane bildirim almışsın? 133 tane bildirim almışım arkadaşlar 6 saat içinde. 76'sı 1 ile 2 arasında gelmiş. Evet. En çok WhatsApp'tan gelmiş. Sonra Telegram, Firefox, Weibo, Security'den falan gelmiş arkadaşlar. Güzel. Bunu kullanırız. Apps kısmında arkadaşlar şifreleme, klonlama, default şeyleri seçme, uygulama izinleri
En güzel arkadaşlar özel izinler gelmiş arkadaşlar. Spesyal izinler. İşte batarya optimizasyonuna bastığımız zaman şöyle bir liste yüklensin. Batarya optimizasyonuna tabi olacak uygulamaları buradan seçebilirsiniz. Mesela hava durumu ben kullanmıyorum. Bunu optimize edersen mevzunun kendi hava durumu programı optimizeye düşecek arkadaşlar. Bunlar optimizesiz. Bunlar optimizeli falan bunları seçiyorsunuz. Bunların hepsi batarya şeyine tabi. Batarya koruma moduna tabi. Daha güzel şeyler var arkadaşlar. VR Helper Service gelmiş. VR gözlükler kullanıyorsanız hani program falan varsa. Onunla ilgili şeyler gelmiş. Güzel. Zamanla da gelişecek zaten. Alfa sürüm zaten. Batarya kısmına girdik arkadaşlar. Batarya kısmında kaç saat kalmış. Ayarlarına baktığımızda balans ve full performans ayarlarını falan ayarlayabilirsiniz. Kullanımı detayları da burada. Ben sizlere göstereyim arkadaşlar. Kaç saat ne kullanmışım diye siz de bana bilgi verin. Hani bunlar iyi mi kötü mü diye. Bir alt kısmında işte hangi program ne kadar çok şarj harcadırmış onu gösteriyor. Şu an bizim birincimiz sistem arayüzü arkadaşlar. Çünkü tam oturmamış bir arayüz. Alfa'da hatta beta'da değil alfa'da olduğu için durum böyle. Şimdi geri çıkalım. AC'yi sizlere anlatmayı deneyeceğim arkadaşlar. AC Voice, AC Touch, AC Glances diye 3 bölüme ayrılıyor. Şimdi AC Voice ne? Smart Voice dediğimiz şey yani akıllı asistan dediğimiz şey bu aslında arkadaşlar. AC Touch şu arkadaşlar mesela bir ekranda bilmediğiniz bir şeye dokunuyoruz. Mesela Learn More kısmına yani bilgilendirme kısmına giriyoruz. Mesela bir yazıya dokunduğumuz zaman arkadaşlar yazılarla ilgili şunlar çıkıyor. Bir resme dokunduğumuz zaman resmin ne olduğunu söylüyor arkadaşlar. Mesela hayvansa onun hayvan olduğunu işte ne bileyim. Bir giysi ise giysi olduğunu falan anlayıp sizlere sunuyor arkadaşlar. Trigger modları var dokunma ile ilgili. Yani şöyle dokunduğumuzda 0,5 saniyede çıksın. Ya da şöyle yaptığımızda 1 saniye uzun bastığımızda ayrı çıksın. Onları ben göstereyim ya. İçimizde kalmasın o. Nasıl gösteriyorum? Şöyle göstereyim. Evet mesela klavyeye bastığım zaman şu alttan çıktı arkadaşlar. Resme basıyorum. Diyor ki bu işte klavye. Şu an için akıllı değil arkadaşlar. sadece paylaşma seçenekleri falan sunuyor bu resmin. Bu daha da gelişecektir arkadaşlar. Yani şu an alfada olduğu için daha hani iki sürüm geldi zaten M6 nota. O yüzden biraz vakit vermemiz lazım. AC Glances arkadaşlar. AC Glances şu. Sol tarafa çektiğimizde gelen ekran arkadaşlar. AC Glances bu. Yani umarım da faydalı oluyordur sizler için de. Çünkü zor imkanlar altında çekiyorum arkadaşlar. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Flame laboratuvarına girdiğimiz zaman birkaç şey var arkadaşlar. Şu beta'da backtrace kullanıyorum. Mesela bir kişi gülmüyorsa işte güldüğü anı yakalayıp düzeltebilirsiniz filan. Bunun kamera örneklerine gelince çekmeyi umuyorum arkadaşlar inşallah. Accessibility kısmına giriyoruz. Accessibility kısmında oyun modu, şanssız para, driver modu yani drive modu var, sürüş modu var. Araba modu için deneyemiyorum arkadaşlar. Ha, güzel özellikleri var mı? Var. Arabayı kaydettikten sonra Glances'ı kullanarak yani şu. Şimdi Glances'ı açtık. Şuradaki artıya bastık. Park Mark. Şunu açtığımız zaman araç nerede park edilmiş falan onu görebiliyorsunuz büyük ihtimalle arkadaşlar. Şu araç marş olmadığı için bunu deneyemiyoruz ne yazık ki. Şimdi search var. Arama zaten var. Ekran notasından kaydırıp arama zaten var arkadaşlar. Planlanmış açma kapama var arkadaşlar. Şu saatte kapat, şu saatte aç gibi. Accessibility içinde şunlar var arkadaşlar. Ben tabii kendi programlarımın ayarları falan da var içinde ama İyi şeyler. Mesela color correction değil de şu color inversion yani hani değiştir var. Bunu böyle yaparsanız siyah olur her yer. Şunu böyle açarsanız normal olur. Bu night modda ayrı bir şey arkadaşlar. Night modda bunu açarsanız da tam aksi beyaz olur. Şimdi M6 Note cihazında iyi ki de böyle dıştan çekiyorum arkadaşlar. Çünkü sizlere göstereyemem bunu. Efektler zaten vardı Flame 7'de. Flame 8'de de eklenmiş durumda. Gelen çağrılar şöyle arkadaşlar. Yollanan mesajlar şöyle. Alınan mesajlarsa şöyle arkadaşlar. Alın ve şanslı para asistanına gerek yok arkadaşlar. Onları tanıtmaya gerek yok.
Cebinizdeyken arkadaşlar şunu açarsanız çarpmalara karşı hani cebinizde falan çarpar marpar Türk aşırı falan bu onu engellemiş olur. Up uygulama önerisi falan açık. Yani isterseniz kapatabilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı değil. İşte yakınlık uzaklık sensörü hızlandırma falan hepsi bunun yerine kabul edilebilir arkadaşlar. Developer option açılıyor. Herhangi bir engelleme yok. Yalnız developer option açıkken USB debug da açıkken ADB'de cihaz görünmüyor arkadaşlar. Yani Türkçe'yi çeviremedim. Bilmiyorum. Ya ben yapamadım ya da bilgisayarımda bir sıkıntı var. Hesaplar ve senkronu yani onlara bakmaya gerek yok arkadaşlar. Dil ve zamana giriyoruz. İngilizce ve Çince var. Zaman ayarlarını buradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Sistem klavyesi ben Touchpad'a ayrıca yükledim. Bir de hırsızlık koruması yani parolanın koruması var. Mesela ekran kayıttayken hemen şifremi girersem bir uygulamaya bankacılık gerek gönlü gerektiğinden bir uygulamaya ekranı siyahlaştırıyor arkadaşlar. Yani benim girdiğim şifreyi göremiyorlar. Ekran kayıt programı arka planda çalışıyorsa da yani hacker vari bir olay varsa siyah ekran oluyor arkadaşlar gözükmüyor. Şimdi oraya da geçtik. Bellek ve depolamaya girelim. Şimdi bellek ve depolamada arkadaşlar altta şey görüyoruz. Hafıza kartının bilgilerini kaç GB dolu kaç GB boş. Üst tarafın biraz yüklenmesini bekliyoruz. Şu an 13 GB'ın boşmuş. 32 GB'ın 10 GB'ını kullanmışım arkadaşlar. Sistemin de 6,3 GB gitmiş durumda. Programlar 8 hatta 9 GB diyebiliriz. Bir arkadaş dedi ki oyun inmiyor. Onun için ya oyunu indirdim. 1,1 GB'lik bir oyun indirdim. Biraz oynadıktan sonra silerim büyük ihtimalle. Data backup ve restore kısmına girdikten sonra arkadaşlar Flame 7'deki yedeklerinizi yükleyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Zaten bunlarla bildiğimiz şeyler. Sistem güncellemesine girdiğimiz zaman arkadaşlar hani zaten programlarda falan tanıttım büyük ihtimalle ama yine de hani içinde olduğu için bir üzerinden geçen burada bildirimleriniz falan var. Bilgiler falan. Burada da işte Flame 8 betasına kaydolduğunuz için bir uyarı var. Hangi sürümde olduğunuzu burada yazıyor arkadaşlar. Tabii hepsi Çince. %30 şarjı da 30'dayken şu an 75'te %30 ve üzerindeyken bu açıksa arkadaşlar ve internet VLAN açıksa, Wi-Fi'niz açıksa update dosyasını otomatik olarak indirip sizlere yükleyeyim yüklemeyeyim diye bir uyarıda bulunuyor arkadaşlar. Aha, Flame 8 gitti. Kaybettik Flame 8'i. Gelir büyük ihtimalle. Ya da yanlışlıkla çıktı mı bilmiyorum. Neyse sorun değil. Sistem upgrade kısmına girdiğimiz zaman arkadaşlar sistem uygulamalarını falan burada güncelleyebilirsiniz. Ki zaten mezunun kendi güncelleme programında yani şunda. Mezunun kendi güncelleme programı arkadaşlar yani kendi App Store'unda kısaca ismi aklıma gelmedi. Onda da zaten otomatikman güncelliyor bazı uygulamaları. Arkadaşlar son olarak About Phone kısmı kalmış. About Phone kısmının da bir ekran resmini alıp sunarım. Sürüm şey 7.1.2 arkadaşlar. Yani Android 7'de şu an. Alfa'da olduğu için ileride ne gelir ne gider onu bilmiyorum. Kesilmekte zor zaten. Başka da tanıtacağım bir şey var mı yok mu inan aklıma gelmiyor kadar. Evet şimdi ayarlar da bitti. Sistem arayüzü ile ilgili sizlere şunu gösterebilirim. Mesela şu parlaklık barını şöyle dayayabilirsiniz ya da şöyle bastığımız zaman normalde yavaş yavaş gidiyordu da düzeltmişim ne oldu. Normalde şöyle bastığım zaman arkadaşlar şöyle bu yavaş yavaş çıkıyordu ama parlaklık bir anda çıkıyordu. Öyle bir hata vardı onu düzeltmişler galiba. Evet. O da sıkıntısız bir şekilde olmuş. Şimdi neyi merak ediyorsunuz arkadaşlar bana yorumlar altında yazın. Ben de çekmeye çalışayım sizler için. En azından şeyle değil yani bu Flame'in kendi kayıt şeyle değil. Çünkü Sekron'da beni deli etti. Zorlan uygulamaları falan zorlan yaptım. Ayarlar daha bir detaylı olduğu için ve 30 dakikalık bir video ortaya çıktığı için baya baya bir beni yordu. Yani yarısında da zaten sinirlenip işi bıraktım. Şey yapacağım. Bu videoyu zaten yayınlayacağım. Umarım da faydalı olur arkadaşlar. Daha başka bir yenilik falan gelirse sizlere tanıtacağım arkadaşlar. Burada Family Guard zaten şey mezunun kendi koruması, aile koruması falan. O Çince büyük ihtimalle. Hayret burası İngilizce. İşte ailemi koru. Ailemi benden koru mu? Bu alttaki ne oluyor? Değişik değişik şeyler var arkadaşlar. Bunlar hoş şeyler, güzel şeyler. Şu an sadece artı 86 var arkadaşlar. Yani 90'ı ekleyemiyoruz buradan. Sıkıntı değil. İleride gelebilir ya da global sürüme geldiği zaman gelebilir arkadaşlar.
Şimdi daha neyi anlatacağımı bilmiyorum. Sizin aklınızda bir şeyler varsa yorum altına yazın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım da keyif almışsınızdır bu formattan. Artık yapacak bir şey yok. Görüşürüz.